Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Şubat Perşembe, İzmir Şirin Yer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün iki tane yerli yarış programımız var. İzmir'de ve Kocaeli'de. İzmir gördüğünüz olduğunuz gibi 6 koşulluk program var. Yani tek altılı, sadece direkt altından giriş bir program. Kocaeli'de 9 koşulu bir program. Yani orada da çift altılı bir programımız gözüküyor arkadaşlar. İzmir'de hava nasıl? Çarşamba günü hava açık, güneşli. İyiydi yani, yağmurluk falan yoktu ama tabii ki yarış günü olur mu olmaz mı inanılır bilmiyorum artık, Allah'ın işi. Çünkü ben artık meteorolojiye baktığım zaman inanmıyorum. Yağmur yağıyor burada, şıkır şıkır yağmur yağıyor. Telefona bakıyorum, meteorolojiye parçalı bulutlu yazıyor, güneşli yazıyor. Hangisine inanayım, gerçeğe mi, dışarıda olup gibi yağmur yağıyor, orada hiç yok. Ama yarım saat sonra düzeltiyor tekrar. Neyse, boşverin arkadaşlar. O yüzden siz olun, yine gözünüzün gördüğüne inanın arkadaşlar. O yüzden yarıştan önce muhakkak bir hava pist durumuna bakın arkadaşlar. Evet, dediğim gibi İzmir'de bugün 6 koşulluk programımız var. Kocaeli biraz daha kalabalık ve Kocaeli programının şablonu da videonun hemen sonunda yer alacak arkadaşlar. Bunu da tekrardan söyledikten sonra fazla da vaktinizi almadan hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Günün birinci koşusu yani altılı Ganya'nın ilk ayağı saatler 15.30'u gösterirken handikap 15.4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışına başlıyoruz. Evet, 52 safkan şu anda kayıtlı olan programda. 5 ve altında ekür olduğu, 9 safkanın yer almış olduğu günün altılı Ganya'nın ilk ayağında. Biraz kalabalık tuttum ben bayağı, çünkü biraz denk safkanlar çok var. Yani en ufak hatada inanın yarışın sonucunu alacak gibi gözüküyor. 7 nolu Goat Cheat, bir apro temsilcisi Erhan Aktü'yle oldukça uygun kilosu. Son yarıştaki ikincini beğendi bu safkan. Hem kilo avantajıyla biraz da formunu arttıran bu safkan ben de ilk sırada. Daha sonra 6 nolu Starman, 5 nolu Coco Jumpo ile ekiri olan bu Mendy temsilcisi Becky Merck ile yine bugünün şanslıları isimli zaten safkan, bir dolu bir boş geçip bir de ekürüsü de oldukça da formda. O yüzden bence her iki ekürü de oldukça şanslı gözüküyor. 4 nolu Barry, bir triple bonus temsilcisi Nevzat Avcı ile start alan safkanda. Son iki yarışın arka arka dördüncülüklerle formunu gittikçe arttıran bir isim ve çalışmaları da bu aralar iyi gözüküyor. 3 nolu Doğu Beyazıt, bir Binary Buzzard temsilcisi İbrahim Sefa Söğüt ile start alan safkanda. Yine son yarıştaki ikincilikten sonra bu safkandan da bugün iyi bir yarış bekleniyor. 2 nolu Dream Dust, bir Bosporus temsilcisi Mertcan Çelik ile start alan safkanda. Yine istikrarlı ve formda görüntüsüyle. Bir de 8 nolu Patrio, bu Banknot temsilcisi Mert Uyar'la yine arka arkaya üçüncülükleriyle bu yarışta iddialı olabilecek diğer isim. 7, 6, 4, 3, 2, 8 benim bu koşu için sıralama. Günün ikinci ayağı handikap 21, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışına geldik ve 9 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 8 dolu Cebaer, bu Özgüran temsilcisi oldukça uygun kilosuyla Mertcan Çelik de bu aralar güzel formuyla, iyi çalışmalarıyla bugün ilk sırada şans verdiğim safkan oldu. 5 nolu Şahsekin, bir fazla daha temsilcisi Gökhan Gökçeli Stadyum Safkan'da yine bu aralar iyi gözüküyor. 4 gün önce koşmuş olduğu ikinciliği de oldukça tatminkar. Bence bu yarışta da daha iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. 2 nolu Eymen Ağa, bu Kara Kemal temsilcisi Özden Yıldırma Stadyum'da son yarışta bir 9'unculuğu yani ölçü almadığım bir isim. Bugün kesinlikle yine ön plana çıkan bir diğer isim. Benim önceliğim 8, 5, 2 ama bayağı biraz daha bir birkaç safkanda yazabiliriz derseniz 3 dolu Özekan, 4 dolu Fırat Baba ve 1 dolu Çağdaş Alaçat önerebileceğim diğer isimler. Önceliğim 8, 5, 2, daha sonra 3, 4, 1. Günün 3. ayağı şartlı 2. Dişilere ay 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik. 10 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 1 dolu Canım Çıtır, bu Sarraf temsilcisi Nevzat Avcı ile start alan safkan. Performansı iyi, formu da iyi ama uzun zamandan beri bayağıdır bir yarış kazanamıyor. Ya bakalım bugün o şanssızlığını kırabilecek mi? Bence çok uygun rakipler arasında oldukça şanslı gözüküyor. Bir aksilik olmadığı takdirde bu safkanın ben kazanmasını bekliyorum. O yüzden küçük ve risk sevenler için alternatif olsa bir banko adayım oldu. 1 nolu Canım Çıtır. Ama rakip arıyorum derseniz 8 nolu İrem'im ve 3 nolu Seloş Can olarak önerebilirim. Önce 1, daha sonra 8 ve 3 nolu safkanlar. Günün 4. ayağı handikap 15.3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışına geldik ve 5 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 2 nolu Silent Destiny, bu Last Exit'in güzel temsilcisi Erhan Aktu ile güzel bir form yakaladı bu yıla.
3 yarışında 2 birincilik elde eden ve her geçen gün daha da iyi duruma gelen Mısır Hakan bence bu grupta da kazanmaya oldukça yakın gözüküyor. 4 nolu Canen Can, Cem temsilcisi Muhammed Birbilgi nasıl da Mısır Hakan'dan nihayetinde son yarışta bir birincilikle tanıştı ve bence idman durumu da artıran Mısır Hakan bugünün oldukça iddialı gözüken isimler arasında bir de 1 nolu Bonita Mai. Aydar temsilcisi İbrahim Sefa Söğüt Esnaf'la Mısır Hakan'da yine istikrarlı ve formda. Bakalım bugün rövanş alabilecek mi? Sevdiği mesafede start alıyor. O yüzden ben 4. ayakta 2-4-1 sıralamasını sizlere önereceğim arkadaşlar. Günün 5. ayağı bir şartlı 5-4'lü yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışına geldik. 5 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman güzel bir performansı, güzel formuyla bugün 1 nolu Dragon Pulse Agresivo'nun güzel temsilcisi Nevzat Avcı ile bence etkili performansıyla uzun rakipler arasında kazanmaya da çok çok yakın gördüğüm isim. O yüzden benim bugünkü banko safkanım 1 nolu Dragon Pulse oldu Nevzat Avcı ile. Günün son ayağına geldik. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışına. Biraz kalabalık son ayak 14 safkanın yer almış olduğu koşuda. Önce 9 nolu Son of Sever. Süper Sever temsilcisi Nevzat Avcı ile Sinat Avsakan. Son iki yarışın arka arkaya ikinciliklerle formunu gittikçe yükselten çalışmalarda bir hayli artıran Mısır Hakan bence bugün Maiden'a veda etme en yakın ilk isim. Daha sonra 11'in olduğu Tarex ve her spor temsilcisi Gökhan Gökçeli Statlar Mısır Hakan yarış hayatının güzel bir üçüncülükle başladı. Artan nefes ve kondisyonla ve arttırdığı idman durumuyla da bence bugün de oldukça iddialı gözüküyor. 2'in olduğu Ateş Prens bir Cougar temsilcisi Özcan Yıldırım'la Statlar Mısır Hakan da 3 yarış koşup 3'ünde de oldukça etkili bir performans gösteren ve bence de bu safkanın da fazla Maiden'a pek misafir olacağını düşünmüyorum. O yüzden bu safkanı kesinlikle imal etmeyin. 2 nolu Ateş Prensi ve daha sonra 5 nolu Jesko. Bir line-up temsilcisi Erhan Aktü ile stat alıp safkanda son 3.'den sonra artan formuyla da bu grupta şanslı gördüğüm bir diğer isim oldu. 9, 11, 2 ve 5 nolu safkanlar diğer rakiplerin oranında biraz daha ön planda ama biraz daha geliştirdim derseniz 13 nolu Warrior Cat ve 3 nolu Batman çocuğu olarak önereceğim. Önceliğim 9, 11, 2, 5 daha sonra 13 ve 3 nolu safkanlar. Arkadaşlar şablonumuz bu şekilde hemen arkasından dediğim gibi Kocaeli şablonu yer alacak. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yani görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.